İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşın telefonla talebi üzerine abone bir arkadaşımızın dün akşam telefonla rica etti. Zorlu enerjiyi bir analiz yapmamı istedi ve de yüklü miktarda yatırım yaptığını söyledi. Bunu söylemekle kalmadı. Bir de ekstrasını gönderdi. Sağ olsun. Sanki ben onun beyanını esas almayacakmışım gibi. Evet, oldukça da yüklü bir miktarda yatırım yapmış. Ama işte bu gibi durumlar analisti daha zor, daha sorumlu, daha strese sokucu ortamlara sokuyor. Şimdi benim kardeşim, ben tabii bu arkadaşıma istinaden söylemiyorum, genelde söylüyorum. Ya sen zaten kızın söz mendilini vermişsin be abim. Sen kızı vermişsin, istemeye gelmişler, söz mendilini vermişsin. Şimdi tutmuş bana damadı soruyorsun. Ben bu saatten sonra, sen söz mendilini verdikten sonra damadın hakkındaki düşüncelerimi söylesem ne, söylemesem ne? Yani bundan sonra benim söyleyeceklerim beni strese sokar. Ve oldukça da yüklü yatırım yapmışsın. Ben neyse onu söylerim. Ama tutar şirket gider veya şirket düşer, bilemem ki abi. Yani burada her hissenin, benim zaten buradaki bulunma, bu kanalı açmamdaki asıl misyonum bilinçli bir yatırımcı oluşturmak, efendim spekülatif hareketlerde bilinçli yatırımcının ekseriyetinin bilinçli davranmasını sağlayabilmek. Bunun için de bilginin gerekliliğini anlatmaya çalışıyorum. Mesela eğer spekülatif olarak olması gereken değerinin altında hisse senedi yatırımcıya dağıldı diye hissenin sahibi kasti olarak, bilinçli olarak ezip de panik havası yaratarak yatırımcısının elinden ucuza hisse senedini almasının önüne geçebilmek. Ne yapar o zaman? Bilinçli, bilgili bir yatırımcı bu panik havası yaratan, hisse senedinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve borsada istediği gibi fiyatlandırmayı yapmaya muktedir olan insanların elinden ucuza hisse senedini kaparlar. Onun da kulağına küpe olur, bir daha böyle bir işlere kalkışamaz. Bunlar genellikle yabancı yatırımcıların olmadığı dönemlerde yaparlar. Çünkü yabancı yatırımcı, yani yabancı fon yöneticileri onların bu hareketlerini böyle dört gözden bekler. Hani böyle bir şeye teşebbüs etsen de senin elindeki o yüksek miktardaki hisse senedini ucuzdan elinden alsam. Onu yapamazlar. Yabancı yatırımcı olmadığı zaman iyi bilançoları dağılmış vaziyetteki küçük yatırımcının elinden ucuza kapatmak için panik havası yaratırlar. Durup dururken ansızın, mesela bunu anlık seansı izleyenler görebilirler. Geçen Ege Seramik'te bunu bizzat aynı gün gösterdim. Sabahtan devre kesici devreye girdi. %4,5, %5'e yakın hisse taban oldu. Devre kesici araya geldi. O arada ne oldu? Ege Seramik yatırımcısı o panikten borsa yukarıya giderken Ege Seramik'in %5 ilk devre kesicisinde paniğe kapıldı. Elindeki hisseleri verdi. İkinci seansta ne oldu? Hisse %3, %4 artıyla açıldı.
Tamam, operasyonu yaptı. O arada korkan, ürken, paniğe kapılan küçük yatırımcının elinde ne varsa aldı. Birinin elinden malı aldı. Peki yabancı yatırımcı olmuş olsaydı bu hareketi yapabilir miydi? Asla yapamazdı. Bu tabana kadar verdiği bütün malları yabancı yatırımcı onun elinden alırdı. İşte burada benim asıl amacım, maksadım, bütün misyonum, çabam bu tür hareketleri yapanların elinden küçük yatırımcının bilinçlenerek malı elinden alması. Evet arkadaşlar. Önce 2020'nin son çeyreği ile 2021'in son çeyreği arasındaki bilanço düzenlemesini bakalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle enerji sektöründe yatırım yapan arkadaşlar şunu bilmeliler. Bu arkadaşların, yani enerji sektöründe faaliyet gösteren bütün şirketlerin üretim giderleri dövize endekslidir arkadaşlar. Bütün maliyetleri dövize endekslidir. Türk parasıyla değildir. Dolayısıyla olası bir kur değişiminde ilk önce etkilenecek şirketlerin başında gelir. Kısaca bakalım, önce ortak ve şirket karlılık oluşumuna bak. Şirket karlılığı %0,68 oranında artarken ortak karlılığı %55,5 oranında azalmış bu şirketin. 2020'nin son çeyreği ile 2021'in son çeyreği bilanço düzenlemesi dönemi, inceleme dönemi. Satış karlılığı %18,5 azaldı. Borç maliyeti %49,5'tan %63,5 artmış. Borçların öz kaynaklar oranını yarı yarıya geriletmiş. Ama borç maliyeti artmış. Satış karlılığı azalmış. Şirket karlılığı artarken ortak karlılığı hızlı bir şekilde azalmış. Bakalım reel satışlarına. Buyurun. Yurt içi reel satışları %24,61 azalmış. 3 ay önceki dönem. Bir önceki döneme göre. Dış ticaretine bakalım. Yurt dışı satış gelirleri yok. Yok. Varsa da belirtmemiş. Ek bilgilerinde de bilanço ve gelir tablosunda da yurt dışı satış gelirleri yok arkadaşlar. Ben şirketin kimin yönettiğine bakmam. Kimin şirketi olduğuna bakmam. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren finansallarıdır arkadaşlar. Finansallarıdır. Kimin şirketi olduğuna hiç bakmam. Çıksın desin ki şirketin yöneticilerinden bir tanesi, hayır benim efendim 2020'ye son çeyrekten 2020'nin son çeyreği bilanço düzenlememe göre yurt içi satış gelirlerim toplam gelirler içerisindeki payı %24,61 azalmadı desin. Bir kere bunu ben söyleyeyim. Adamın anasını ağlatırım. Olmadık bir şeyi varmış gibi gösterme. Bu rakamları sen mi gönderdin kaba? Sen gönderdin. Rakamlarımda bir sıkıntı var mı? Yok. Toplam gelirlerim bu mu? Bu. Toplam maliyetlerim bu mu? Bu. Nerede benim garezim? Yok. Yurt dışı ithalat giderleri. 2020'nin son çeyreğinde
toplam gelirler içerisindeki payı %1 bile değilmiş. %0,84. Gelmişiz 2021'in son çeyreğine. Yurt dışı giderleri, döviz bazlı giderleri toplam gelirler içerisindeki payı %2,28'e artmış. Hayır diyemez. Yanılıyorsun diyemez. Yanlışsın diyemez. Çünkü o da kendisi de görüyor. Peki benim güzel kardeşim, sen bir hisse senedine yatırım yaparken neye göre yatırım yapıyorsun? Ya soruyorum ben şimdi bütün arkadaşlarıma soruyorum. Ya siz hangi kriterlere göre bir hisse senedine, şirketin hisse senetlerine yatırım yapıyorsunuz? Neyi baz alıyorsunuz? Hangi verileri ön planda tutuyorsunuz da alıyorsunuz? Eğer bu şirket karını artırmışsa, salt kar rakamlarından artırıyorsa, salt kar rakamlarının artışından ötürü kaynaklanarak alıyorsanız, peki reel satışlarına bakıyor musunuz? Karın artması reel satışlarının artmasıyla doğru orantılıdır. Bir şirketin karının artması, nitelik kazanabilmesi için reel satışlarının artması gerekir. Eğer bir istikrar, bir sürdürülebilirlik arıyorsanız şirketin satışları artacak. Satışlarının artmasıyla birlikte karı artacak. Eğer bir şirketin satışları artmıyorsa, azalıyorsa, karı artıyorsa bu istikrarlı bir kar değildir. Sürdürülebilir bir kar değildir. Nitelikli bir kar değildir. Yurt dışı ithalat giderleri %0,84'ten %2,28'e çıkmış toplam gelirler içerisindeki. Toplam gelirlerin 11 milyar 604 milyon 808 bin lira. Bunun içerisindeki giderlerin payı, yurt dışı ithalat giderlerinin payı %2,28 ve yurt dışı satış gelirlerin yok. Devam edelim. Gelir tablosuna bakalım. Net dönem karı bir önceki dönem %0,1, %0,86 toplam gelirler içerisinde kar payına sahipken cari dönemde -%0,74'e, yani net dönem zararı. Şimdi bu hissenin ben olması gereken fiyatına bakma gereği bile duymuyorum. Evet, 2021'i şirket bu şekilde tamamlıyor. Ve gelmiş 2022'nin ilk çeyreği. Ve sen tuttun, yüklü miktarda aldın. Niçin aldın? Yok şunu yapmış da, yok bunu yapmış da, yok şöyle etmiş de, yok böyle etmiş de, işte şöyle olacağını tahmin ediyorum da, böyle tahmin ediyorum da. Arkadaşım, tahminle bu iş olmaz. Ben tahminle burada hava raporuna para yatırmıyoruz, hava tahminine para yatırmıyoruz, şirketin performansına para yatırıyoruz. Yani somut verilere ben ya arkadaşım, eğer parayı çok kolay kazanıp da çok kolay tasarruf edebiliyorsan gözü kapalı girebilirsin. Ben sizler kadar cesur değilim, çünkü ben tasarruflarımı o kadar kolay edinemiyorum. O kadar kolay edinemiyorum arkadaşlar. Benim için Türk lirası şu anda altın değerinde. Hani paranın değeri azaldı falan filan deniliyor ya,
O paranın değerinin azaldığı denilen dönemlerde Türk lirası aslında altın niteliğindedir. Ama nerede? Borsa İstanbul'da, hisse senedi piyasasında. Çünkü burada hisse senedini almak için Türk lirasına ihtiyacınız var. Elinizde hisse senedi var. Olabilir. Bakkala, kasaba gittin. 2 kilo kıyma aldın veya 1 kilo kıyma aldın. 2,5 lira eksiğin oldu. De bakayım oradaki kasadara, kasiyere. De ki benim hisse senedim var, hisse senedi vereyim. Sana diyecek ki git kardeşim hisse senedini bozdur, bana Türk lirası getir diyecek. Türk lirası. Fırıncıya gittiğinde ekmek için 25 kuruşun eksikse dur sana hisse senedi vereyim diyemezsin. Bana ne der adam? Git hisse senedini sat, bana Türk parasını getirdi. Yani yarım paraya sıkıştığında hisse senedi seni kurtarmaz. Onu Türk lirasına çevirdiğinde ancak borçlarını ödeyebilirsin veya zorunlu ihtiyaçlarını alabilirsin, karşılayabilirsin. Evet, 2020'nin ilk çeyreğiyle, 2021'in ilk çeyreğiyle, 2022'nin ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde işletmenin varlıklarına bakıyoruz. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesini payının %19'dan %23'e, toplam sabit kıymetlerin payının ise yaklaşık 81'den %77'ye kısmen azaldığını görmekteyiz. Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %2,5'tan yaklaşık olarak çok cüzi, çok yavaş %3'e artarken ticari alacakların payı %7'den %9,5'a kısmen artmış. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı çok fazla olmamakla birlikte %0,33'ten %0,88'e artarken 2022'nin ilk çeyreği itibariyle işletme maddi duran varlıklarının %72,5'unu amorti edip cari fiyatlarla %82 oranında 18 milyon 80 milyon 691 bin TL'lik bir iktisadi varlık artışı sağlamış. İşletmenin varlık yapısı şirketin olumlu olarak olumlu yönde gerçekleşmiş. Yani pozitif yönde gerçekleşme var. İktisadi varlık artışı artmış. Peki satışlarıyla mı artmış? Bakalım nasıl artmış iktisadi varlık? Evet. 2021'in ilk çeyreğine göre 2022'nin ilk çeyreğinde yurt içi reel satışları %15,21 artmış. Evet, bir önceki yılın satışlarını cari dönemin ilk çeyreğinde %15,20 oranında geçmiş. Dış ticaretine bakıyoruz. İşletmenin dış ticaret açığı var. Öncelikle bir kere yurt dışı ihracat gelirleri yok. Ama bunun yanı sıra muazzam şekilde işletmenin yurt dışı ithalat giderleri var. 2021'in ilk 3 ayında toplam gelirler içerisinde yurt dışı ithalat giderlerinin payı %1,60 iken 2022'nin ilk çeyreğine geldiğimizde yurt dışı ithalat giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %3,15'e hızlı ve yüksek oranda arttı. O zaman bizim bu şirketin bir de yabancı para pozisyonuna bakmamız lazım. Yani yabancı para varlık ve yükümlülüklerine bakmamız lazım. Bakalım kimin şirketi olursa olsun umurumda bile değil, beni ilgilendirmez. Şirketin 2021 yılının ilk çeyreğinde yabancı para pozisyon açığı 9,5 milyar TL'ydi. Aradan geçen bir yıllık zaman zarfında yaklaşık 6 milyar daha yabancı para pozisyon açığı yaratarak 2022'nin ilk çeyreğinde işletmenin yabancı para pozisyon açığı
15 milyar 553 milyona artmış. İşletme yabancı para pozisyon açığı taşımış. Ve olası bir kur değişikliğinde kur riski taşımakta. Gelelim finansman yapısına. Varlıklarını nasıl fonlamış, ne şekilde finanse etmiş ona bakalım. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %39,5'tan %33,5'a gelmiş. Güzel. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise %52 olarak stabil kalmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı %91,5'tan %85,5'a gerilemiş. Kısmen de olsa gayet olumlu. Ve şirket varlıklarını %85,5 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %14,5 oranında öz kaynaklarıyla fonlamak. Ve işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının yaklaşık 6 kat üzerinde. Daha kapsamlı bakalım. Yabancı para pozisyonuna baktık. Kısa vadede bakalım. Finansmanda öz kaynağın katkısı %73,5 oranında belirgin şekilde artmış. Çok iyi. Yabancı kaynakların payı düşük de olmuş olsa %7, yaklaşık %7 oranında azalmış. O da güzel. Öz kaynaklarla borçlarını karşılama oranı belirgin şekilde %86 oranında artmış. Gayet güzel. Brüt işletme sermayesi %9 artmış. O da tamam, oran düşük olsa da olumlu ama net finansal borçları da %71,5 oranında belirgin şekilde artmış. Bakın bir önceki dönem 15 milyar 345 milyon net finansal borcu varken cari dönemde 26 milyar 331 milyon 631 bin TL'ye artmış. Uzun vadeli değişiklikte uzun vadeli finansal kaynakların finansmandaki payı stabil kalmış diyebiliriz. Maddi duran varlık finansmanındaki payı da %5,5 oranında artmış. Döviz pozisyon açığı %72,5 oranında artarken ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansının sağlanması %18 oranında artmış. Bakalım öz kaynaklarına ne yapmış? Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı, dönem zararı kar olarak gerçekleşmiş. Devamlı sermaye payı kısmen artmış. Öz sermaye karlılık payı belirgin şekilde artmış. Bakalım nedir belirgin şekilde artışının nedenleri? Evet, şirket karlılığı %12 artarken satış karlılığı %4,5 oranında artmış. Emniyet marjı 13'ten 18'e artarken emniyet marjı da 132'den 133'e artmış veya 133'ten 134'e artmış. Öz sermaye karlılık payının artışının ana kaynakları bunlardan ibaret. Ortak karlılığı %26, şirket karlılığı üzerinde gerçekleşmiş, güzel. Borçların öz kaynaklara maliyeti yarı yarıya azalmış ama borçların öz kaynaklara oranı yarı yarıya azalmış ama borç maliyeti %15,5'tan %23,5'a artmış. Yani finansal borçların artışından. Yok. Devam edelim öz kaynaklara. Toplam öz kaynaklar %43 oranında ödenmiş sermaye.
den oluşmak. İçsel sermaye yaratım yok. Niçin? Eksi. %16,73 eksi de içsel sermaye. Yani bu şirket sana temettü veremez kardeşim. Bu şirket senden temettü alır. Niye? Çünkü eksi yok, bomboş. Evet, gelir tablosuna geçelim. Toplam maliyetler içerisinde toplam gelirler içerisinde toplam maliyetler stabil kalmış. Bir değişiklik gelişmemiş. Dolayısıyla brüt işletme sermayesi bir önceki dönem %15,74 paya sahipken cari dönemde 15,66'ya çok cüzi, çok yavaş bir azalış göstermiş ki ona da azalış denmez, stabil kalmış. Faaliyet giderlerini zaten yokmuş, daha da düşürmüş. Dolayısıyla esas faaliyet karlılık payı %18'den %24'e artmış. Niçin? Faaliyet giderleri olmadığı için, daha da düşürdüğü için. Finansman giderleri %20,5'dan %21,5'a kısmen artmasının neticesinde de vergi öncesi karlılığı, vergi öncesi zararı %3,37 oranında vergi öncesi kâra dönüşmüş. Vergi giderlerinin -0,27'den cari dönemde %2,14'e belirgin şekilde artmasından ötürü de net dönem zararı %1,5 oranında dönem kârı olarak gerçekleşmiş. Evet. Bir takım tablosuna bakalım. Önce kârlılık oranlarına bakalım. İşletme verimliliği %298 oranında artmış. Bakalım. İstihdam politikasına bakalım. 2300, evet, işçi sayısını artırmasına rağmen artmış. Gayet güzel. Şirket yönetim ve iş göreniyle iyi performans almış. Faaliyet karlılığı %7,5 oranında artmış. Faiz vergi öncesi karlılığı vasatın altında kalmış. Evet, karlılık oranları gördüğünüz gibi gerçekleşmiş. Fon kaynak kullanımına bakalım. İşletme faaliyetinden nakit girişi %1258 oran azalırken esas faaliyetten Allah'tan nakit girişi %258 oranında artmış. Fakat satışlardan nakit girişi satılan malın maliyetinden kaynaklanan, yani satışlarının maliyetini karşılayamamakta. Niçin? %67 oranında artış göstermiş. Karşılayabilmesi için %100'ün olması gerekirdi. Oranın %100'ün altında kalması işletmenin bir dizi yatırımlara gittiğini, ama mevcut kapasitesini korumak, ama mevcut kapasiteyi artırmak için yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de 82 milyon 510 bin lira nakit açığı vermiş. Şu oranın %100'den uzak %384,5 oranında azalması olumlu. Vergi öncesi dönem kârı %6 oranında. Bu %100'e ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Kaynak kullanımına bakalım. Sadece %20,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. %51 ağırlıkla uzun vadeli borç artışı ana kaynak olurken %72,5 oranında toplam sabit kıymet varlıkların artışı ana kaynak olmuş. Faaliyet başa başı yokmuş. Toplam gider başa başında azaltmış. Güzel. Başa başlarını azaltması, sıfır noktasını aşağıya çekmesi. Net işletme sermayesi %3, sadece %3 artış göstermiş.
rasyolarına bakalım. Artış eğiliminde ama olması gereken değerlerin çok altında olup işletme likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları vasatın üzerinde. Kaynak yaratma oldukça başarılı ama etkinlik oranları o başarıyı yakalayamamış. Büyümesine bakalım. Şirket cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla satış ve kar büyümesi yaşamış. Varlık ve öz kaynaklarda küçülme gerçekleşmiş. Bu veriler doğrultusunda hisse olması gereken değerin üzerinde fiyatlanıyor. Şu veriler doğrultusunda hisse borsada olması gereken değerin üzerinde fiyatlanıyor. Ha, bu demek değildir ki hisse geri gelecek. Yok, yukarıda gidebilir. Ama sen bunu bil. Aşağıya gelecek diye bir kaydı yok. Evet, program yazılıma sahip olan arkadaşlar yıllık büyüme, reel getiri ve dağıtılabilir temel hesaplamalarını buradan kontrol edebilirler. İndirgenmiş nakit akım yöntemini de buradan kontrol edebilirler. Evet arkadaşlar, söz mendilini verdikten sonra bana damadı sormayın.